Oraya abi ben oraya biletle kutusunu bakarsın geldi. Kutucu aldı, kutusunu verdi. Kutucu aldı, orada bir tane boru fabrikası vardı. Dökülüyor sonra. Şuradan boru olup çıkıyor. Kıpkırmızı geliyor oradan gelirken. Benim elime mannosman gibi veriyor. Benim tamam. Elime bir levye bildiler şöyle güzelce. Tamam. Bir de önlük verdiler. Dediler ki sen şuradan gelen, battan gelen boruyu şöyle takacaksın, şu yanına takacaksın dedi. Herhalde 6 metre falan var borularımızın. Öyle. Öyle 6 metre. 6 metre, 6 metre. 6 metre. Cahilliğimden mi? Nedeniz o zaman da daha çok herhalde çok gencidir ki. Efendime söyleyeyim. Şimdi ben orada çalıştım 40 gün. Kuzucu da orada bir çiğ paprakta çalışıyordu. Dökü paprakta. Haş paprakta çalışıyordu. Haş dökü yoktu. 40 gün dedi. Kerem Mahmud'un anneyle rahmetli nenenle yemek yiyor. Bir de iki tane polis geldi çıktı. Üzün üzün. Evet. Koruk olamadı dediler. Ne dedi de? Boruk olamaz demişler. Onlar genç şeyleri getirmiştir. Bu üzüm üzüm olmuyor, koruk olamaz dediler. Benim pasaportu aldılar, beni de aldılar, doğru karakola gittik. Vallahi. Karakola vardık. Şikayet etmişler. Selam aleyküm, selam aleyküm, selam. Hele şuraya otur dediler bana, oturtturdular. Dediler ki dolma şeriniz var mı dediler. Tercümanın dedi. Şöyle durdum durdum ben daha yeni vardım. Dolma şerine ne olduğunu ne bileyim ben. Hiç mi bilmiyorum? Birkaç kere hiç şey bilmiyor, şey bilmiyor. Zaten birer 40 günlük bir mesele. O zaman hocam kuzucu o zaman orada anılmış tiplerden. Kuzucunun eli çok uzun. Hem dostu vardı kuzucunun. Bir yaşlı kadınla kalırdı rahmetli makamı cennet olurdu. Hem de bayağı 20 yaşında dedi. Hem de dil bellemişti. Hemen telefon ettiler. Bir de kuzucu rahmetli geldi çıktı. Kimsenin altında arabası yoktu. Kuzucun altında Mercedes var. Uzavradına kalıyor ya. Kuzucu geldi. Kapıyı arabasına yöledi. Efendime söyleyeyim. Kolmandanın tercümanı Orhan İnce'ydi, Develi. Baş tercümanı. Dedi ki, sen dedi, burada dedi çalışamazsın dedi. Polis, kuzucuya. Niye çalışamaz dedi kuzucu. Bu benim kardeşim dedi. Burada çalışacak dedi kuzucu. Hem de dedi bu turist değil ki dedi. Bu işçi olarak, istek olarak gelmiş dedi. Güzel bir dil biliyordu. Hayır deyince oturdum dedi hemen telefon etti. Bir de baktım ki Orhan İnce son model bir Mercedes'le geldi çıktı. Berberidi geldi, tıraşla diyordu. Efendim, bir kulübe yapmış güzel kartonda. İnsandan insana bakmış. O kadar el uzudu. İçine cemaatleri düzmüş güzel. Ve onu hocayı düzmüş güzel. Huzurcu. Efendime söyleyeyim. Kürsüsünü, mihrabını, minberini yapmış. Karton büyük karton. Çiğde çıktı, gazetede çıktı. Gazeteye çekmişler hemen. Bir de Orhan İnce geldi, Orhan İnce gelince tabi o zaman Kur'an'da tercümanla polisler şeyi karşı çıkar gibi çıkıyorlar Cumhurbaşkanı'na. O zaman öyle Orhan İnce topa koydu. Kasa böyle bir arkadaştı. Selam aleyküm, selam geldi. Dedi ki hayrola kuzucu tıraş ederdi onu gelirdi de onu da biliyorum. Efendim. Sonra kuzucu bazı işler de yapıyordu. Seviyordu millet. Dedi ki ne istiyorsunuz dedi. Dedi ki kuzucu bu benim kardeşim dedi. Benim bunun kardeşinden biz emiştik dedi. Bu geldi burada işçi olacak. Benimle çalışacak dedi. Kuzucu. Tabii herkes daha okumuşlarından okumuş, bilenden bilmeyen biri olur mu? Olmaz. Dedi ki şey polis memuru, Sayın Orhan dedi İnci'ye. Bu dedi istek olarak gelmiş dedi. Belçika'ya gelmiş. Bu gitsin Belçika'dan kömür ocağında 3 günlük bir temiz kağıt alsın dedi. Gelsin işlediği yere gene girsin dedi. O zaman biz karışmıyoruz dedi. Karışmayız.
biliyorum. Ama biz şimdi alamayız olanların bir konu. Tırıs olsaydı olurdu dedi polis. Tırıs olsaydı sizin geldiğinize göre biz bunu bir yere sokardık dedi. Kuzucu rahmetli. Şöyle durdurmuldu, kuzucu bir ağladı orada. Rahmetli. Beni de çok severdi. Kuzucu ağlayınca polisler dedi ki, kuzucu dedi, hiç ağlama dedi. Bu gidecek, geri gelecek, burada iş olacak. O zaman makasçının Mehmet Amestar'dan dalardı. Orada. Bana dediler ki, Orhan önce dedi ki, üzüldü. Ben şimdi seni bir yerlere götürürüm, giderim ama gene boğalar. Sana bu kalp, terbiye oldukça dedi, istek oldukça dedi. Ne yapalım ya Orhan Bey? Sen gideceksin dedi. Liyeş'ten temiz kağıdını alıp geleceğim. Öyle bir zor ki. Polisten alacaksın değil mi? Evet. Polisten. Polis kağıdı aldı. Polis pasaportumu bana verdi. Nereye giderse gitsin burada hiç olamaz bu adam. 40 gün çalışmış ama benim çalıştığım yer çok zor. Oranın şefi geldi bir de duruyordu. Şuradan takıyorum kıpkırmızı 600 metrelik. Geliyor kıpkırmızı boru. İnan ter alabildiğine. Geçten mi? Şöyle şuradan takıyorum bu şeyi. Bizden atıyorum şuyun üstüne. Oradan gidiyor. Ondan sonra benim çalıştığım ilim şefi geldi oraya. Dedi ki polislere, siz bunu müsaade edin ben bunu oturum alırım. Polisler dedi. Sen hata yapıyorsun. Sen hata yapıyorsun. Kaçtı. Sen hata yapıyorsun dedi. O zaman önce ben oradan çıktım, trene bindim, doğru Amsterdam'a. Akşam üzeriydi böyle. Vardım Amsterdam'da makasını Mehmet'i buldum. Cuma günü. Makasını Mehmet'i buldum ama makasını Mehmet Cozlat'la neyle onu oynamaya aldım. O minütte Türk olarak makasını Mehmet'ten daha güzel motora binen yoğurdu. Harley bir motor var altında. O demek ki Uta'da binerim çünkü. Uta'da binerdi. Nasıl diye bak. Harley diye. Yaptığı o dahi bu. Bilgisayar gibi ya. Bir ihtiyar dedim ademinden ihtiyarlar öğretti. 50 sene önce anlatıyor. Dünü değil yani. Ya işte. Yaşar kuşun da bir olması var mı? Kediler ki. Yaşar kuşun da vardı bir olması. Niye gelemiyorum? Ali, Yaşar kuşun da vardı orada bir olması. Efendime söyleyeyim. Çıktım kadını buldum. Geç çıktı. 50 sene önce yandım. Çaldı mıdır kadın? Kadın çıktı. Bir saksı biri var. Kadın çıktı. He lan. Gören mi? Adam iyimini var diyor. Adresi göstereyim. Adresi göstereyim. Şimdi gitsem bir hayvan bulurum. Kadın kafasını sıktı gel yukarı dedi. Arkasına düşürdü beni. Çatıda yatıyor bana. Çatıda tarafta. Çıktım. Yattığı yeri, yediği, içtiği ne hep gördüm orada. Bir kanalın kenarında. Biraz durdum, buldum. Ama Mehmet yok. Kadın bana bir şeyler tarif ediyor. Neyse. O zaman da kadın telefonu Mehmet'e de geldi çıktı. Yukaya götürdüler. Beni aldı kulağı şimdi. Gelme ya soğumasın diye. Doğru yozbakların yaptığı sayın olurdu. Orada oynadılar mı oynadılar aldı geldi eve. Cumartesi beni gezdirdi ben. Pazar da gezdirdi. Uçak uçuruyorlardı. Denizin ortasında ufak bir şey var ada. Adada dokunmadı. Zor iş geldi. O yavru alır mısın? Mehmet Yolkatların birine dedi ki, siz bunu sabahına alacağınız benim çalıştığım kurumaya getirdim. Bir genç oğlan beni aldı oradan. Vapura bindi, ufak oldu vapura. Doğru vardı. Mehmet geldi, başladı Allah razı olsun. Mehmet beni aldı, doğrudan doğruya dikçiye götürdü, idareye. İdareye götürdü. Mehmet'i de orada çok seviyorlar. Mehmet bir şeyler anlattı tabi, dil biliyor o da. Efendim, Mehmet'e dediler ki bu olmaz. Olmaz. Bunun elinde pasaportu var, istek kağıdı var, hepsi var. Bu gidecek, aynı polis.
oradan oturum alacak, seninle çalışacak. İskoçta etmeseniz de olmuyor. Yeniden pasaport çıkarttılar. Yeniden pasaport çıkarttılar. Belki olur da. Ama çok uğraşıyor. Olmuyor. Mehmet dedi ki ben ne olayım? Kulağa şimdi de Mehmet dedi ki ben ne olayım sana kadasını aldım dedi ya. Ben dedi ben çıkıp gitsem belki ben çıkarım da kadasını aldım. Almaz. Ben buradan bir yere gidemem dedi. Beni oradan trene bindirdi. Herhalde saat 4:30 falan. Sen nerede gidiyorsun? Trene bindirdi. Ben akşama dene okundu diye şey. Ans diyor, ans diyor ama ne? Ans ne? Maşallah. Ans ne? Şimdi ben... Ans Almanca korkmak yani. Ans evet. Ben bir şeye bindim şimdi oraya. Otobüse bindim. Ans ise? Dalın. Ans ise? Ans. Ans. Bir trene bindim, bir şeye bindim. Otobüse. Ans yazıyor. Bir yerde indim. Onu anlatacağım. Bir yerde indim, ans denen yerde indim. Ans denen yerde. Bir kapının üstünde ans yazıyor. Vardım, kapıya bastım kardeşim. Biraz durdum, bir daha bastım. Bir koca yer, köşke! Keşke! Keşke! Siktir et seni dedim. Biraz durdum mu aşağı. Bir daha bastım. Bir daha basınca adam bir de aşağıya indi. Aşağıya indi adam. Aşağıya inince şöyle bir baktı bana. Türk iş dedi. Ya dedim. Papaz yaptım ya. Adrese baktı. Ans burada dedi. Senin kardeşin çalıştığı yerde dedi. Giriyormuş ya. Beni oradan aldı. Evet. Getirdi abimin rahmetli çalıştığı ocağın kapısındaki bekçiye teslim etti. Yoğuz hepsine basacak. Yoğuz hepsine basacak. Devam bizine basacak. Ondan sonra rahmetli abimi uyardılar bize. Canım yarısı. Geldi rahmetli. Dost çağırdım isten, karaşıklım isten, giyimlim isten. Karakayalım isten. Dolu hep dolu var. Efendime söyleyeyim. Orada 3,5 sene bir fiil çalıştım. Ocağa gideceğim ama koca abim dedi ki ocağa gir bana Allah diye dedi. Bir yere gittiğin zaman senin işin olmayacak, yazık olacak sana dedi. Zaten gelmişsin dedi. 69'un 3. ayının 19'unda Almanya'ya geçti. Benim birader var. Normal değil ya. Hem öğretmen. Maşallah. 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 Beni sürekli duruyor. 6,5 sene de orada çalıştım. Tam 10 sene geldim. Allah oradaki çalışanlara yardım eylesin. Gelemezsiniz. Yok, öyle diyorum beni işe mümkünse. Uçağın kutunda gelirsiniz. Gayrı bilir gelemezsiniz. Çünkü iş dişilerde kaldı. Çoğunluğumuz avrat gelmiyor. Herifler buraya geliyor. Biraz bir kere geziyorlar gidiyorlar. Hayır herifler iş kalmadı. Doğru, tamam mı? Doğru söylüyor bir adam. Gelibeki dedemin 6 tane avrat aldığı kadar var. Bunu sana söyleyeyim. Yanlış mı? Kaç tane çocuk olmuş dahi? Gelibeki dedemden. Gelibeki dedemden 11 tane kızı var. Bir tane oğlu. Oğlan hiç olmaz mısın? Var. 2 tane de oğlu var. Kemal dayım vardı. Arkıncık'ta oturan. Evet. Kenan vardı oğlu. Kimin anı? Ali Soyunan emsalıdır. Aziz'in avradı vardı ya Sevli. Onun kardeşi. Herhalde kafanızı yorduk bilmiyorum ama. Vallahi helal olsun. Yok. Yok dayı. Dayı. O kızlar kimdi? Hı? O kızlar. Hangi kızlar? Sazik bir. Gelibeki'nin kızlarını kim dedi? Ha, Gelibeki'nin kızlarının bir denesi Nacakçı'da. İbişavuz'da. Biri Pempe'nin Osman'ın anası. Biri Ahraz vardı ya Tahtalıoğlu'ydu. Tahtalıoğlu'nun Ahraz, Günacı Osman. Efendime söyle Hacı Bekir'in avradı. Bunlar iki kız, iki oğlan. Onların anası halam olur benim. Fatime halam. Bir de Nacakçı'nın avradı halam olur. İki. Bir de Pembe'nin Osman'ın avradı anası halam olur. Üç. Sazik halam olur. 4. Anam 5. Bir benim hiç... Talak lan sen. Ne? Tamam. Dur alacak, o alacak. Onlar 6 tane, bunlar ayrı. Daha dur. Onlar ayrı. Bunlar işte, bunlar da beybelerine geçecek daha. Dedemin aldığı, sonraki aldığı avratlardan onlar. Bekmediği içip içip de. Onları nasıl almıştı?
tombaya düşürmüş tamam. Siz alamazsınız. Sen tarif istem yine alamazsınız. Gücü gücü yetmez. Gücü elindekine sahip çık elindekine. Hayır ne anlat ya. İpucu bir. Alam mı? Hayır ipucu ala. İpucu diyorsun da bak bu arada kameraya çekiyorlar. Haberi olsun olsun. Avrat da boğacak değil mi lan? Anam burada. Yeter şuradan sen kimsin? Evet, olur ya yerin bulacağım. Bacanayım dedesi var bacanayım. Ana da burada yok zaten. Hangi bacana ama? Yerin kulağı var. Ben niye olayım? Aramızda aynen olabilir. Aramızda kalsın oğlum. Baba, yerin kulağı var. Nafi'nin dedesi demiş ki. Sen oluyor ama. Dur dur. Bunlar özüne bacaklar. Nafi'nin dedesi demiş ki çocuklar. Bu hattı tadına bir de konuşulacak bir şey değil de. Lan bu avradın kapatın, ne ettiğim diye bekirdiniz. Altı tane gidiğin avradın hakkından nasıl geliyor ki? Sonra. Tamam. Bir tamam. Diyeceğiz. Onu sen yaparsın artık. Diyormuş. O da kendi de 4 devre muhtarlık yapmış ha. Sözü geçerliymiş. Şey ustasıymış. Tol ustasıymış. Yeni köyün kardeşlerin tollarını hep dedem attı. Bizim caminin doğu tarafında odası var. Köy odası var. Bir beklem odası var dedemin. Dedem yapmış onu orayı. Taş ustasıymış dedem. Mahir'e mi vardı kardeşler de? Geldi ki şu oğlum şu tollar var ya hep dedeyim tollar. Dedem tolcuymuş. O zaman hem tolcuymuş hem solcuymuş. Hem solcuymuş. O zaman işte benim kayınbabası böyle deyince dedem de duymuş bu sözü. Dedem de bunu duymuş. Hacı Efendi vardı. Ebemi aldıydı. Onu iyi biliyorum ben. Bak demiş. Hacı Efendi vardır. Alim var alim. Karakasan'ın alim. Ha, onların dedesiydi. Hep benim babaannem ona vardıydı. Ki son zamanda efendim böyle oldu. O zaman dedemi rahmeti o Mustafa Ağa'nın dediğini duymuş. Demişler ki lan, lan Mustafa Ağa diyor ki demişler. Lan bilmem ne senin ne diyor Bekir Ağa. Böyle diyor. Hacı Efendi'ye demiştim. Oraya varmış. Orada o zaman toplantı odaları var ya. 250 hane köyde. 5 tane 6 tane oda vardı. Şimdi herkesin kendi odası var. Herkesin kendi yiyeceğinin olduğuna bakma. 1942'de 250 hane Karakaya'da ekmek, Karakaya'da ekmek yoğurdu. 10 kişi de ekmek vardı. Ya sen ne diyorsun ya? Şimdi ne var Allah'a çok şükür. Şimdi baklava yedik deminden sonra böyle öyle. Daha bundan daha güzel gün olmaz ki. Oldu da yandan yiyor. Ha, tabii, tabii. O zaman demiş ki, dedem, Musa Kâr'ın oda toplantı var ya, var mı? Oraya varmış. Hacı Efendi ile beraber. Hacı Efendi. Hacı Efendi kulum, hocası. Gelibekir dedem de muhtarıydı. Tamam, muhtarıydı. 1900, benim babam 1910 doğdu. Anam 1908 doğdu. Tamam mı? Benim abim 1929 doğdu. Önce olan gelin Kamil 1927 doğdu. Bunları söyleyeyim size. O zaman demiş, o zaman demiş ki, lan Hacı Efendi gel buraya demiş. Orada gençler de o zaman koyun genci aldı ya. Eğer ben ölünce şöyle elimi sallam da ıtı dünya dik gitmiyorsa benim adım Delibekir değil. Hacı Efendi'ye demiş ki sonradan. Yıkıyordum, şöyle baktım ki esattan gidiyor. Ama şöyle bir durum var. Durdu şimdi şöyle bir durum var. Hakkı zatını Allah vermesin. Babam rahmetli mesela 19 yaşında kız aldı, anam benim 30 yaşında ölümcü. Allah son yazıya kimseyi koymasın. İstersen kız al, istersen gelin. Anca geriye gelin. Başka gideceğe gideceğim. Onun için Allah hepinize de sağlık, selamet, ihsan eylesin. Biz şurada oturuyor, başka bir kulak bulamadık, diye şeyi karıştırmaya başladık. Şimdi... Doğru. Doğru. Bilal'im herkes elindekine sahip çıksın değil mi? Somur yani. Herkes elindekine sahip çıksın. Duydun değil mi Ali abi? Ben huzurluda oturuyorum biliyorsunuz. Evet. Benim çok tanıdığım var. Hoşçağızdı. Çoğunu soyadından tanırım.
Efendime söyleyeyim. Adam izine geliyor Kermelikli. Hanımla mı geldin? Yok canım, hanım orada kaldı da ben burada. O yeni değil ki, eskiden. Adam Kolin'den herifi işe bindirdi trene. O zaman trenle geliniyordu. Gazete yazdırdı. Ben rem şahitliydim. Trene bindirdi herifi. Dedi ki sen git de ben sonra gelirim dedi. Herif bu yanına geldi. Avrat geri gitti. Çocuklarının yanına. Ana gibi yar olmaz. Bağdat gibi diyar olmaz. Ana başa tacımış. Her derde ilacımış. Dünyalar o evlat olsa anaya muhtaçmış. Çünkü anasız hiçbir şey olmaz. Durum bu. Hepinizin Allah hayırlı ömürleri ihsan eylesin. Biz yaşadık. Habib de geçti o da. Habib de derdi ki bak rahmetli olun. Yahu dedi sen bunları nereden öğreniyorsun? Kimden öğrendin bunları? Yanlarında mıydın Bekir Çağan'ın? Diyor. Çerçeven Kemal Ahrabah düşer mi? Çerçeven'in Kemal mı? Çerçeven'in Kemal onlar Osman Menekşe vardı ya bizim başkan. Ha, onlarla en muşakları. Çerçeven'in Osman Menekşe'nin anası bu Habib dayının bacısıydı, öveydi. Anneme düşer mi? He, annen ne yapar düşer. Allah olur düşer. Bir duydun mu? Bitti herhalde değil mi? Yiyeceğim. Ağzına sağlık. Haberler bitti. Allah hepinize de hayırlı ömür dilerim. Remsahit'te kaç sene kaldın ben orada? 6,5 sene. Kaç sene kaçta geldin? Zaten gitsen 69 yıl var ya. 69 yıl. 72 yıl sonra geldim. 69'da geçtim oraya ben. 75'te gelmişsin. 75'te temelli döndüm. Ama ben 72'de birine geri geldim ben. Ben Avusturya sizin yanınıza geldim. Sonra geldim. Oluyordu.